Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Karayla TTT Geometri Kampı'nın 28. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta silindir işleyeceğiz sizinle birlikte ve toplamda 2 videomuz olacak. Evet kitabımızda da sayfa numarasını hemen bakalım. Silindir aslında kolay bir konu. Çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Çünkü prizmanın özel bir hali diyebiliriz. Prizmayı bilen arkadaş bu konuyu da rahat bir şekilde yapar. Evet kitabımızda sayfa numarası 260'ın sağ tarafını. 261'i ve 262'den de bir soru çözeceğim arkadaşım. Haberin olsun. E hadi bakalım. Dersimize başlayalım. Silindir dediğimiz şey aslında tabanı daire olan bir prizmaya bir silindir adını veriyoruz. Normalde 9. sınıfın konusu değil. TYT'de çıkmaz ya da eee sınavında çıkmaz gibi düşünebilirsiniz ama geçen sene olması lazım sınavda çıktı. Yani sorsalar da biz böyle şaşırmazdık çünkü bir prizma aynı zamanda. Prizma olduğu için sorulabilir. Yani sınavda TYT anlamında da MSÖ'de de karşımıza çıkabilir arkadaşım. O yüzden bu konuyu da ihmal etme sadece ve sadece TYT çalışan arkadaşım. Tamam. Şimdi zaten bak ne demişiz? Tabanı dair olan bir prizma. Prizma tabanı ve tabanı aynı olan şekillere biz prizma adını veriyorduk. İşte burada da baktığımız zaman tabanı da daire, tabanı da daire. Bu bir prizmadır. Ama prizmalarda yan yüzeyler bir dikdörtgen oluyordu hocam. Evet doğru. Yan yüzeyler bir dikdörtgen oluyor. Hadi seninle birlikte şöyle bir kağıtta göstereyim sana. Hatta şöyle bir kendimi büyüteyim. Bak şimdi bu bir silindir değil mi? Hop şöyle baktığın zaman hatta şöyle tam anlamıyla göstereyim. şöyle baktığın zaman bir silindir. Silindiri açalım mı? Açalım bak. Kapakları da var, unutma. Silindiri açtığım zaman hop açtım. Ne geldi karşıma? Bir dikdörtgen geldi. E hocam silindiri açmadan önce bak burayı iyi anla. Sonrasında çok rahat diyeceksin. Silindiri açmadan önce şurası dairenin çevresi kadar değil mi? Evet. Dairenin çevresi kadar burası. Şöyle dairenin çevresi. E ben bunu açtıktan sonra burası da dairenin çevresi olmuyor mu? Evet. Ve bütün prizmalarda yan yüzeyler bir dikdörtgende. de al. Sonuçta silindirin yan yüzeyi burası. Şöyle bakacak olursan yine bir dikdörtgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Peki silindiri böyle açmadan önce hocam burada bir daire de vardı. Şöyle bir daireyi de düşünebiliriz. Şöyle bir daireyi de düşünebiliriz. Açtıktan sonra o kapakları da şöyle ekleyince işte her şey ortada meydana çıkıyor. Arkadaş şimdi şeye gelelim istersen hop şuraya gelelim. Dedik ki burada tabanı ve tavanı daire olan prizmaya bir silindir adını veriyoruz ve işimiz gerçekten kolay. Açtığımız zaman hop şurası yan yüzeyler hep bir dikdörtgende. Peki öncelikle biz bir hacmi söyleyelim. Hacim dediğimiz şey çok kolay. Hacim dediğimiz şey bütün prizmalarda taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Evet. Hocam hacim taban alanı çarpı yüksekliğe eşit. Yani taban alanı nedir bunun? Pi r kare çarpı yükseklikte h. Yani pi r kare çarpı h bana hacim veriyor. Ezberlenecek hiçbir şey yok. Bak dikkat edersen. Peki yüzey alanına gelelim. Yüzey alanları neydi bir prizmalarda? Taban alanları artı yanal alandı. Taban alanları daire olduğu için iki tane pi r kare olacak. Bak alan Taban alanları artı yan alan iki tane pi r kare taban alanı yan alan ne olacak yan alanda bir dikdörtgen de dikdörtgen de taban yan alanda hatta dikdörtgen diye o dikdörtgenlerin alanlarıydı taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet zaten sen bunu böyle kağıdı yine göstereyim bak şu şekilde kağıdımız vardı ben bunu şöyle daire şeklinde ya açtığım zaman burası da yine daire uzunluğu kadar olmuyor mu dairenin çevresi kadar olmuyor mu oluyor yani o zaman burada ne diyeceğiz? Arkadaş burası zaten direkt dairenin çevresi kadar oluyor. Zaten biz yüzey alanında yanal alan bulurken taban çevresi çarpı yükseklik diye söylüyorduk. E, taban çevresi 2 pire çarpı yükseklikte h. ya da açılmış halinde kağıtta da gördün zaten sen. O yüzden burada yanal alanda neye eşit olacak? 2 pire çarpı haşa eşit olacak. Yani sen prizmayı biliyorsan burada silindiri de çok rahat bir şekilde yaparsın. Tekrarlayalım mı? Hacım taban alanı çarpı yükseklik. Bunu bil yeter. E, taban alanı pi kare çarpı h. Bitti. E, alan nedir? Taban alanlarından iki tane. Daire alanlarından iki tane. iki tane pi kare. Artı yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik kardeşim. Bitti gitti. Bu kadar basit. Açık vaziyette bu şekilde oluyor. A açık vaziyette bir dikdörtgen yan yüzey. Şuradaki kapakları da ister böyle koyarsın istersen buraya koy sonrasını buraya koy İstediğin yere koyabilirsin. Yeter ki biri altta olsun biri üstte olsun tamam mı dostum? İşte bu. Prizma mantığını bildiği sürece silindir rahat bir şekilde yapacaksın. Haydi gel bakalım seninle birlikte şimdi şu soruları anlamaya çalışalım. Arkadaş taban yarıçapı 4 yüksekliği 15 birim olan hemen bir tane silindir çiziyorum. Hop şöyle iki tane daire çiz tabanı ve tabanı aynı olan çizdik mi çizdik. Evet taban yarıçapı kaç birimmiş 4 birimmiş şurası 4 birim yüksekliği de 15 birimmiş olan dik bir silindir üzerinde birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Şimdi sen buradan bir nokta seçtin mesela. Burada bir nokta seçtin en uzak iki nokta. Hocam şurası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir, burası da olabilir. Şurası da, şurası da, şurası da. Bak uzaklaşıyor, 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 uzaklaştı. En uzak yer burası oluyor. Sonra yakınlaşıyor, yakınlaşıyor görüyor musunuz buradaki noktaya? Bir sürü dik üçgen oluşturabiliriz ama... Bize ne diyor? Bu silindir üzerindeki en fazla uzaklık nedir diye soruluyor. Silindir üzerinde bu köşede bir nokta aldıysam yani tam burada bir nokta aldım. En fazla uzaklığında almam için ne yapmam lazım? Tam buradan alıp karşısındaki şuraya gelmem lazım. İşte benden bu uzunluk isteniyor. Arkadaş bu da nedir? Şurası da 4 birim. Yarı çapı da 4 birim. Toplam burası 8 oldu. 8, 15, 17 üçgeninden cevap kaç yapar o zaman? 17 yapar. Evet örnek birimiz 17 yaptı. Ör geldik örnek 2'ye. Bir de biz eğik silindir de var Aslında şöyle bir silindir ve şöyle bir silindir Şöyle geldiğimiz zaman biz buna eğik silindir adını veriyoruz Ama eğik silindirler müfredatta yok Haberiniz olsun Biz dik silindirle uğraşacağız Yani bu yan yüzeyler zemine dik olacak Ya da tavana dik olacak arkadaşım Bunu da unutma Şimdi O1 ve O2 Taban merkezler olmak üzere Yanda verilen silindirin yüksekliği ve taban çapı 12'şer birimdir Taban çapı 12'şer birim Yarı çapımız kaç olacak o zaman Yarı çapı 6 olacak Tamam T taban dairesinin çevresi üzerinde bir nokta olduğuna göre O1T uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaş bu uzunluğu bulmak için üçgene karşılık getirmeliyiz. Hatta dik üçgene karşılık getirmeyiz. O zaman ben burada şunu şöyle çizecek olursam. E, burada da O1 ve O2 taban hop şunu şöyle çizersek zemine dik değil midir? Evet. Temel diklik teoreminden bu zemine dikse zeminde çizilen bu doğruya da dik olmak zorunda. Ve burada karşımıza ne geldi kardeşim? Bir dik üçgen çıktı. Yarıçap kaç birim? 6. Yükseklik kaç birim? Taban çapı ve yüksekliği 12 vermişti. 12 hocam burası. Bu merkezler arasındaki yük... uzaklık da zaten yüksekliğe eşittir. Yani 12'dir. O zaman burada 6, 12, 1, 2 kök 5 üçgeninden dolayı burayı O1 teyini buluruz. 6 kök 5 olarak buluruz. Evet örnek 2'yi de 6 kök 5 bulduk. Geldik örnek 3'e. Taban yarı çapı 2 birim ve yüksekliği 8 birim olan dik silindirin yüzey alanını ve hacmini bulunuz. Arkadaşlar yarıçap kaç verilmiş? 2. Yükseklik kaç verilmiş? 8. Şimdi ne isteniyor? Hacim bulunur. Hacim nedir? Direkt taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. Yani hacim kaça eşit oluyor? 4 kere 8 32 pi'ye eşit oluyor. Evet burada 32 pi'yi bulduk. Yüzey alanını ve hacmini bulunuz diye söylüyor. Bu hacmi bu. Yüzey alanı nedir peki? Yüzey alanı da alan dediğimiz şeyde taban alanları yani 2 tane pi r kare Artı yanal olan taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi de 2 pi r çarpı yükseklik. Yani bu da kaç yapıyor? 2 kere 4, 4 kere 2 8 8 pi artı 16 32 pi yapıyor burası. O zaman alanda neye eşit oluyor kardeşim? 40 pi'ye eşit oluyor. Yani cevap 40 pi yapar. Tabi bu yüzey alanı 40 pi. Hacmi de ne? 32 pi olarak çıkar arkadaşlar. Evet örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 4'e. Taban alanı ile yan alanı sayıca birbirine eşit olan bir dik silindirin hacmi 108 birim küp olarak verilmiş. Şimdi taban alanı dediğimiz nedir? Pi r kare. Bak taban alanları değil. Taban alanı. Normalde tüm alan hesaplarken taban alanları artı yan alan şeklinde hesaplıyorduk. Burada taban alanı dediyse bir taban alanından bahsediyor. Pi r kare yani. Yani neye eşitmiş sayıca yan alan eşitmiş. Yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 2 pi r çarpı h eşit. E burada pi'ler gitsin. R'lerden bir tanesi gitsin. R dediğimiz ne oldu? 2H oldu. Hemen şöyle silindir böyle soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde silindiri çizeyim. Arkadaş R dediğimiz 2H. R dediğimiz 2H şuraya yazıyorum. Yükseklikte zaten H. Şimdi hacim vermiş. P R kare. Yani 2H'ın karesi. Çarpı yükseklik. Neye eşitmiş? 108 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitsin. Bu 4 yaptı. 4 H küp eşittir 108 ise. 108'i 4'e bölsek kaç yapıyor? 27 yapıyor. Yani h küp eşittir 27'den h'ı buradan 3 buluruz. h buradan 3 ise yarı çap 6 çıktı. Evet h 3 2 h yarı çap ya bu da 6 oldu. Benden ne isteniyor? Çap isteniyor. Çap dediğimizde 2R'dir. R 6 olduğundan dolayı cevap kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Yani örnek 4'ü böylelikle 12 bulduk. Ve geldik örnek 5'e. O Taban merkezleri O1, O2 olan bir dik silindirin şekildeki gibi 1 bölü 6 çıkartılıyor. Silindirin çapı ile yüksekliği, uzunluğu birbirine eşitmiş. Çap, buraya yarı çap araya dersem. çapı ne yapıyor? 2r mi yapıyor? Evet. Çünkü çap 2r, yükseklik 2r diye söylemiş bana. Şimdi yukarıdaki cismin hacmi 360 birim küp olduğuna göre çıkarılan parça. Arkadaşlar çıkarılan parça şurası değil mi? Evet, çıkarılan parça burası. Bunu da ayrı bir şekilde şurada göstereyim istersen. Çıkarılan parça burası. Altta birlik kısmı çıkartılmış. Silindirin 360 ee, silindirin tamamı 360 derece değil mi? Evet. 6'a birliği 366'ya bölsen kaç çıkıyor o zaman? 60 derece çıkıyor. Yani çıkarılan parça işte. Burası 60 derecelik bir dilimlik parça çıkarılmış oldu. Şimdi ben dersin başında ne dedim? Dedim ki silindir dediğimiz şey aynı zamanda bir prizmadır dedik değil mi? O zaman prizma mantığını da düşünürsek yani silindirde sadece silindirle ilgili formülleri düşünmeyin bence. Ne yapacaksınız? prizma mantığında düşünürseniz daha rahat bir şekilde bence yaparsınız. Öncelikle 1 bölü 6 çıkartıldı. 1 bölü 6 çıkartılınca burası 5 bölü 6 kısmı mı yapıyor? Evet. Şimdi silindirim 5 bölü 6'lık kısmının hacmi 360 verilmiş. Normalde hacim neydi? Pi r kare çarpı yükseklik 2 idi. Ama 5 bölü 6'lığı kaç verilmiş bize? Hocam 5 bölü 6'lığı 360 pi olarak verilmiş. Pi'ler nanay. 5 kere 2 10 0 sadeleşti. Buradan R küpü kaç bulduk? 36 çarpı 6 yani 216 bulduk. R de buradan kaç çıkar o zaman? 216'nın küp kökü 6 çıkar. Yani yarı çapı 6 bulduk. Yüksekliği kaç bulduk? 12 bulduk. Çıkarılan parçada da. Hocam burası 6 burası 12 oldu mu? Oldu. Şimdi benden ne isteniyor? Bu parçanın yüzey alanı. Çıkarılan parçanın yüzey alanı. Hocam hacim olarak bir parça çıkarttığımız zaman ee, hacmi bulup bunun altta biri diyebiliriz. Eğer bunun hacmi istenilmiş olsaydı. Baş ama yüzey alanı isteniyor. Yüzey alanı istendi zaman parça çıkarmadan ne yapıyorduk? Dikkat ediyorduk. Yüzeyde bir artış falan olabilir. Şimdi şuraya bakacak olursan hocam burası, burası ve e, alan olarak bakacak olursan şu öndeki yüzey alanı silindirin altta birlik kısmı diyebiliriz. Evet. Ama önceden parça çıkarttığımız için şuradaki dikdörtgenler ekstradan gelmedi mi? Evet. Yani sen normalde şu şekilde diyebilirsin. Alan dediğin kısma hocam silindir alanının Silindir alanının altta birlik kısmı artı 2 dikdörtgen diyebilirsin. Birinci yol bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten de öyle. Burası burası silindirin tabanının altta biri. Bu yan yüzeyde silindirin yan yüzeyinin altta biri olduğu için silindirin yüzey alanını bulup ondan sonra silindirin yüzey alanını altta biri dersin. Ama yan taraflarda da ne çıkıyor arkadaşlar karşımıza? Bir dikdörtgen çıktığı için şu dikdörtgenlerin alanlarını da ekstradan ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Ya da bu şekilde yapacağına. Bak bu birinci yol diyelim buna. Tamam mı? Ben ikinci yoldan yapacağım. Bak şimdi farklı anlaşılıyor. Buradan git gitmiyorum. Burada sen yapabilirsin. Hatta sana ödev vereyim. Buradan burayı sen yap tamam mı? Şimdi ben burada bunu yaparken arkadaşlar. Biz prizmalara ne demiştik? Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere prizma demiştik. A, şöyle bakacak olursan. E, biz silindiri de anlatırken zaten sana prizma mantığını anlatmıştık. Taban ve taban burada aynı mı? Aynı. Aa, o zaman ben buna bir prizma muamelesi yapabilirim. Yapayım de o zaman. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Hemen prizmanın alanı. Alan dediğimiz şey taban alanları. İki tane 60'lık dilim var. Pi re kare. 60 bölü 360 var. Artı taban çevresi ne olursa olsun. Taban çevresi çarpı yükseklik. Çünkü sen bunu açtığın zaman Hocam bunu açtın dikdörtgen bunu açtın dikdörtgen. Yan yüzeyi de böyle dilimi açtığın zaman böyle 60'lık dilimi açtığın zaman yine bir dikdörtgen gelmiyor mu? Geliyor. Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi de 6 var 6 var bir de burası var. Şurayı bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Hatta şöyle şey yapayım. Bu da yay uzunluğu. Yani 2 pi re. 60 bölü 360 değil mi burası? Evet. Şurada 360'lar gitti. Burası direkt ne yaptı arkadaşım? 2 pi yaptı. O zaman taban çevresi 2 pi artı 12 yaptı. 2 pi artı 12 çarpı yükseklik işte bana yan alanı verir. Şu taban alanları bu da yan alan taban çevresi çarpı yükseklik arkadaşım. Tamam yani böyle şekil gördüğün zaman prizma mantığı yap prizma muamelesi yap. Hocam burada sıfırlar gitsin 36'lar gitsin burası 12 pi yaptı. Artı şunu 24 pi yaptı dağıttığın zaman artı 144 yaptı. Topladığımız zaman da 36 pi artı 144 şeklinde bulur muyuz? Buluruz. Evet sen şuradan da yap bakalım. Aynı sonuca ulaşacak mısın? Buradan da silindir yüzey alanının altta biri artı 2 dikdörtgen dediğin zaman da yine sonuca ulaşabiliyordun. Öyle söylemiştim. Bakalım gerçekten de ulaşılabiliyor mu? Evet gençler olay bu. Tamam. Şimdi geldik farklı bir mantığa. Burada yeni bir şey öğreneceksiniz. Dönel dişimlerden bahsediyoruz. Dönel cisimler nedir? Bir silindirde, bir konide mesela bunlar dönel cisimlerdir aynı zamanda. Bu dönel cisimler bir şeyleri döndürdüğünüz zaman silindir oluşabilir, işte koni oluşabilir, ondan sonra kesik silindir oluşabilir. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hatta koniden bahsederken bunların çoğunluğundan bahsedeceğiz size ama şimdilik silindir sadece. Şekildeki dikdörtgen şeklindeki bir leva AB etrafında 360 derece döndürüldüğünde diyor. Arkadaş A şıkkını yapalım. A şıkkında şöyle bir dikdörtgenimiz var elimizde. Hemen dikdörtgeni döndüreceğiz. Bak 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 bak. Dikdörtgenimiz bu şekilde bizim. Ve kenarlarımız kaça kaç? Şurası 2 birim. Burası da 4 birim. Bana diyor ki AB etrafında döndür. Hadi bakalım şunun etrafında döndürdüğün zaman. Şöyle düşün. Hop şöyle bir dönüş olacak. Arkadaş böyle bunun en son dönmüş hali ne oluyor? Bak dikkat et. En son dönmüş hali hocam buraya geliyor değil mi? Tam böyle döndüğü zaman. Bak 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 bak. Şöyle döndürüyorum. Böyle döndüğü zaman en alttaki kısmı bu oluyor değil mi? Evet dönerken ne oluyor? Bu sivri nokta buraya geldi. Dönerken de şöyle sivri noktaları sadece yuvarlak koyacaksın. Yatay doğru da üzerinde döndürdüğün zaman yuvarlaklar dikey olacak sadece. Bak şundan bahsediyorum. Bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Gördün mü? İşte şöyle bir silindir çıktı. Yani yarı çapı 2 olan yan yatık bir silindir. Yarı çapı 2 yüksekliği 4 olan. Yüksekliği 4 olan bir silindir çıktı. Ben bunu 360 derece döndürürsem tabii ki. Tamam mı? O zaman bizden alanını ve hacmini isteniyor burada. A, hacim basit hacim pi r kare çarpı h yani pi 2'nin karesi çarpı 4 yani bu da kaç yapıyor 16 pi yapıyor değil mi evet burası 16 pi oldu sonra bu ne hacim tamam sonra alanını ve hacmini bulunuz demiş şıkka da bakıyorum da şıkta bir tanesini yerleştirmeyi koymamışız ya 16 pi'yi koymamışız buraya bir, bir de ne isteniyor? Hacmini bulduk. Bir de alanı isteniyor. Alan dediğimiz kısımda nedir arkadaşlar? Alan dediğimiz kısımda çok basit. Taban alanları yarı çapı 2 ya. Pi r kareden 2 tane var. Artı yanan alanda taban çevresi çarpı yükseklik yani 2 pi r çarpı yükseklikte 4 yaptı. Bu 4 4 kere 2 8 pi artı 4 kere 2 8 16 pi 8 pi artı 16 pi de kaç yapıyor? 24 pi yapıyor. Arkadaşlar yüzey alanı bu. Hacmi de bu. Yani yüzey alanı 24 pi çıktı. Hacmi de 16 pi olarak çıktı arkadaşım. Tamam A şıkkı bu. Bir geldik B şıkkına. Şimdi BC etrafında 90 derece döndür diyor. Arkadaş sen bunu şunun etrafında BC etrafında 360 derece döndürürsen ne olur? Hocam bu buraya gelecek. O zaman benim bu nokta buraya gelecek. Bu sefer dikey doğru etrafında döndürdüğümde bak yuvarlıklar döndür. Yuvarlıklar böyle yatay olmayacak mı? Evet. Yatay doğru da döndürdüğün zaman yuvarlıklar bak görüyorsun dikey oluyor. Bak şöyle dikeyde döndürdüğün zaman yuvarlaklar da yatay oluyor. Sadece bu buraya gelmiş. Hop şöyle döndüreceksin. Bu köşede buraya gelmiş. Hop böyle döndüreceksin. Yani ne çıkıyor? Yarı çapı 4 olan yüksekliği 2 olan bir silindir çıktı. Ama bana diyor ki ben sana tam şeklini çizeyim. Bana diyor ki BC etrafında 90 derece döndür diyor. Hadi bakalım 90 derece döndüreyim ben bunu. 90 derece döndürmüş haline bak şimdi dikkat et. Benim şeklim bu şekildeydi. 90 derece döndüreceğiz. Hadi bakalım sen bunu 90 derece döndürürken hop şöyle döndürürsen şu şekilde dönecekti burası. 90 derece dönerse hop şu şuraya mı gelecek? Evet. Hop bu buraya mı gelecek? Evet. Bitti gitti. İşte 90 derece dönmüş halde bu olacak arkadaşım. Şöyle düzgünce çizeyim tabii ki bunu. Şu şuraya geldi. Şöyle bir şey oldu. Evet 90 derece dönmüş halde bu olacak. Yani burada kaçımız 90 derece olacak. Hop şöyle hop şöyle. A silindirin kaçta kaçlık kısmı oluyor arkadaşlar burası? Dörtte birlik kısmı oluyor. Oluşan bunun da hacmini ve şeyini bulacağız. E, hacim kolay. Hacim dediğimiz pi yarı çapı kaç yalnız burada? 4. Yüksekliğimiz kaç? 2. Pi r kare Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Silindirin alanının dörtte biri de diyebilirsin. Ya da hocam bu bir prizma değil mi? Prizma. Tabanı ve tavanı çeyrek daire. Pi r kare bölü 4. Direkt prizma mantığından yapabilirsin. Pi r kare bölü 4 çarpı yükseklik. Yani buradan kaç geldi? 8 pi geldi hacmi. Ya da tümünün hacminin dörtte biri. Pi r kare 16 çarpı 2'den 32 yaptı. 32'yi de 4'e böldüğün zaman 8 pi olarak bulabilirsin. Evet hacmini bulduk. Hacmi 8 pi. Yüzey alanına gelelim şimdi. Asıl alan önemli burada. Alanı bulurken de yine ne diyeceksin? Bu tam olarak dönmediği için dikdörtgenler birleşmiyor. Hocam burada yukarıda da yaptık aslında 60 dereceliğini yaptık. Ne dedik? Silindirin alanının dörtte birlik kısmı diyebiliriz. Artı iki tane de dikdörtgeni ekleyerek de bulabiliriz. Ya da buna bir prizma muamelesi yapabiliriz. Prizma muamelesi de çünkü bir prizmadır bu. Prizmada da ne diyeceğiz arkadaşlar? Taban alanları. 2 tane pi r kare bölü 4 artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi 4 4 8 bir de burası. Burası da 2 pi r. R dediğimiz 4. Çeyrek daire değil mi burası 90? Evet normalde 2 pi r tamamı 2 pi r bölü 4 de burası yapıyor. Yani burası 2 pi'lik ya yapıyor. Taban çevresi ne yaptı? 2 pi artı 8 mi yaptı? Evet. 2 pi artı 8 çarpı yükseklik yani 2 olacaktır. Alanı da bu şekilde. Bir önceki sorudan da zaten biliyorsun bunu da. E o zaman burada kaç geldi? Şu 4'ler sadeleşsin. 8 pi buradan geldi. Buradan 4 pi artı 16 geldi. Topladığımız zaman da 12 pi artı 16'yı buluruz. Evet yüzey alanı bu çıktı arkadaşım. E burada da hacmini bu şekilde bulmuş olduk. Yani döndürme sorularında da bu şekilde açısal döndürmede de şuradaki dikdörtgenler böyle birleşmiyor. Yüzey alanını bulurken yine ne yapacaksın? Prizma gibi düşünüp ona göre hamle yapacaksın. Bence en mantıklısı bu. Çünkü silindirin alanının dörtte biri dediğin zaman sıkıntı yaşayabilirsin. Onu dediğin zaman da şuradaki dikdörtgenleri de lütfen ama lütfen unutma. Ama bence prizma mavisi yapmanı ben daha doğrusu tavsiye ediyorum. Evet cevaplar bu şekilde çıktı. Cevap anahtarında 24 pi yazılmış. E, aşk sadece alanlar yazılmış arkadaşlar. Hacimler 16 pi'ye 8 pi olduğunda şey yapmayalım unutmayalım. Cevap anahtarında yazmıyor. Çok da fazla kafanızda takmayın bence burayı. Zaten biz konu anahtarı yapıyoruz kardeşim değil mi? Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 7'ye. Hmm. Şimdi sulu sorulara gelelim bakalım. Demiş ki şurası 5 birim olarak verilmiş. Yarı çapta 2. içinde bir miktar su var. E buna göre diyor hacmi pi birim küp olan demir bloklardan en az kaç tane atılırsa silindirin içindeki su taşar. Arkadaşlar ben bunu bunun içine attım. Attığım zaman ne olacak? Bir su yükselmesi olacak değil mi? Bir tanesinde şöyle bir su yükselecek. Pi kadar su yükselecek. Pi attım ya. Daha öncesinde de yapmıştık. Eğer ben bir suyun içerisine bir cisim atarsam hacmi kadar su yükselecek diye söylüyorduk değil mi? Evet hacmi kadar su yükselecek. E işte kaç tane silindir atılırsa su taşar diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman bundan bir tane daha attım mesela. Bir tane daha atınca hocam ne olacak? 2 pi olacak. 2 pi de böyle mi olacak? Evet. İkinci pi de buraya geliyor. İşte böyle 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 gidecek. Suyun taşmasını istiyorum. Suyun taşmasını istiyorsan benim burayı ne yapmam lazım? Doldurmam lazım. O zaman burayı dolduracağım ben. O zaman diyeceğim ki diyeceğim ki ne demem lazım? Şunları attığım zaman buranın hacminden ne olması lazım arkadaşlar? Şunları attığım zaman buranın hacminden büyük olması lazım. Yani pi'leri doldurdum 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 böyle Buranın hacminden yüksek bir şey olsa ki burası taşsın değil mi arkadaşım? Yani daha farklı nasıl söyleyebilirim? Ya pi attım yükseldi. Pi attım yükseldi. Pi attım en son pi attım mesela şuraya geldi. E, buraya geldiğini de bilmiyoruz. Tam şuraya da de denk gelebilir. Sonra pi attım da taşacak. O zaman burada ne diyeceğiz? Pi tane yani pi demir bloktan x tane attığım zaman ne olması lazım? Bunun hacminin şunun hacminden ne olması lazım? Büyük olması lazım. Büyük olursa içindeki su taşar. Zaten diyor ki bize Demir bloklardan en az kaç tane atılırsa silindirin içindeki su taşar diye soruluyor. Yani buradaki hacmi doldurmam lazım. Hatta taşırmam lazım. Buradaki piler attığım şeylerin bunun hacminden büyük olması lazım. O yüzden pi tane x büyüktür. Şunun hacmi yarı çapı kaç burada? 2 değil mi? Pi 2'nin karesi çarpı yüksekten büyük olması lazım. Piler sadeleşebilir. Pozitif sonuçta burası. Yani x büyüktür ne geldi? 20 geldi. O zaman x büyüktür 20 ise ben 21. atarsam bunun içindeki su taşıyor. Hatta 22'yi de atsam su taşmaya devam ediyor ama en az kaç tane atarsam içindeki su taşar diye soruluyor. En az 21 tane atarsam içindeki su taşar. Evet örnek 7'yi 21 bulduk. Geldik örnek 8'e. Aa çok güzel bir soru. Arkadaşlar biz bunları sulu soru olarak anlatıyoruz aslında. Ne oluyor mesela burada? Ben buraya çeşme koymuşum. Buradaki vanayı açtığım zaman içindeki su azalıyor değil mi? İçindeki su böyle azalıyor. E bu sorular mum soruları olarak da geliyor. Yani ne oluyor? Şurada bir mum yanıyor mesela. Mum ne oluyor bu seferde? de? Eriyor. Şurada eridi. Sonra biraz daha yandı eridi. Biraz daha yandı eridi. Yani şuraya kadar böyle mum erimesiyle buradaki içindeki suyun bu araya boşulması aynı şey değil mi? Aynı şey. Yani ben sana su sorusu olarak sorduğum şeyi mum sorusu olarak da algılayabilirsin. Evet şimdi soruyu koy, okuyalım tam olarak. Şekildeki havuz iç içe geçmiş iki silindirden oluşmaktadır. Dıştaki silindirin yarıçapı çapı içteki silindirin yarıçapından çapından 3 birim daha fazlaymış. Evet şurası R iken burası neymiş arkadaşlar? Tamamı R artı 3'müş o zaman burası 3 oldu. Şimdi silindirlerin yüksekliği de bir tanesinin yüksekliği 9'muş. Diğerinin yüksekliği de kaçmış arkadaşlar? Yani şunu yüksekliği 16 olarak verilmiş. Eyvallah. İçteki silindirin tamamı su ile doluyken İçteki silindirin tamamı su ile doluyken burası gözükmedi ya mavi ile çizilmedi burası. Ee, i̇çteki silindirin tamamı su ile doluyken diyor 9 birim yüksekliğindeki musluk açıldığında silindirler arasındaki boşluk dışarıya su taşmadan tamamen doluyor. ha senin buradaki suyun gidiyor tam olarak bu araya doluyor. Şu araya doluyor. Tamam. Buna göre silindirlerin yarı çaplarının uzunlukları toplamı kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak şimdi dikkat et. İçindeki su miktarı sonuçta değişiyor mu? Değişmiyor. Bak şöyle diyelim. Şuraya bir A miktarda su olsun. Burası da B miktarda su olsun. Hocam V A artı B'nin hacmi ne oluyor arkadaşlar? Hocam şu büyük silindirin hacmi oluyor. Değil mi? Evet. Tamam büyük silindirin hacmi. Ne oluyor? Hocam pi R kare çarpı 16. Pi R kare çarpı 16 eşit. E senin buradaki B'lik kısım geliyor. Bak 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 bak. Şuradaki B'lik kısım geliyor. Hop bunun içine doluyor. A hocam A da burada ya. Sen A ile B'yi. Bak bu B buraya gelmiş oluyor. B bu ikisinin toplamı değil mi? Aradaki boşluğa da geldi. A ile B'yi topladığın zaman da şu silindirin hacmi yapmıyor mu? Yapıyor. İşte bunu mum sorusu olarak da şöyle soruyorlar. Bu eriyen kısım burayı tam olarak dolduruyor diyor mesela. Aynı şeyin laciverti. Sulu su ya başka bir şey değil sadece burada. E burada da A artı B hacmi toplamda. Çünkü buradaki su Buradaki boşluğu dolduruyormuş. boşluk dolunca A artı B hacmi de ne yapıyor? Şuradaki yüksekliği 9 olan silindirin hacmi yapmıyor mu? Evet. Yani e onun yarı çapı kaç? R artı 3. Pi R artı 3 karesi çarpı yüksekliğe eşit olmak zorunda. Ha bazı arkadaşlar şunu yapıyor mesela. Ya hocam 16 9 çıkınca burası kaç yaptı? 7 yaptı. İşte burası da R diyor mesela. Diyor ki Pi R kare çarpı 7 eşittir. Şuradaki büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartırsam buraya eşit. Pi r artı 3'ün karesi çarpı 9 eksi pi r kare çarpı 9 şeklinde deyip böyle de uzun uzadı diye işlem yapıyor. Ama gerek var mı? Şunun ile bunun hacmini eşitleyeceğim. Ya. Burası a artı b'nin hacmi. Şunun tamamının hacmi. A artı b'nin hacmi. Şu büyüğün tamamının hacmi değil mi? Evet bu yol daha kolay ama dediğim gibi bu yolda var. B hacimlerini eşitlemek bu şekilde de var dediğim gibi. Neyse burada eşitlediğim zaman bunlar birbirini götürdü. Pi'ler. Sonra burada ne geldi arkadaşlar? R kare M kare var ya burada. E, burada çarpıp böyle karesini alıp çarpacağım her iki tarafın kare alsam. R çarpı 4 eşittir kare küpünü aldığım zaman. R artı 3 çarpı 3 mi yaptı arkadaşım? Evet şimdi bunlar negatif olmadığı için kare alabilirim. Çünkü pozitif sayı zaten burada. R pozitif bir sayı olduğundan dolayı. E o zaman burada 4R eşittir 3R artı 9 yaptı. R'yi de buradan 9 buluruz. R buradan 9 ise kardeşim bir tanesinin yarı çapı 9 iken bir tanesinin yarı çapı ne oldu? 12 oldu. Yarı çap uzunlukları toplam isteniliyor. 9 ile 12'nin toplamı isteniliyor bizden. Yani R1 artı R2'yi de böylelikle kaç bulmuş oluruz? 21 bulmuş oluruz. Güzel bir soru. Tekrarlıyorum. Şunun hacminden A artı B'nin hacmi A artı B'nin hacmi eşit oldu. Aynı zamanda daha uzun. Şu şekilde düşünüyorduk. Pi r kare çarpı 7 neye eşit? Şu boşluğun hacmi. Boşluğu bulurken de büyüğün hacminden şuradaki küçüğün hacmini çıkartacağım. Yani pi r artı 3'ün karesi çarpı 9 eksi pi r kare çarpı 9 deyip daha da işlemi uzatabilirsiniz ama bence uzatmayın. Böyle a'ya b demeyi de ihmal etmeyin bence. Tamam gençler örnek 8'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 9'a. Arkadaş aslında bu bir prizma sorusu. Sadece silindir içerisinde olduğu için silindir konusunun içerisinde biz bunu alabiliyoruz. Bak ne demiş. Şekilde yarı çap uzunluğu 6 birim olan ve yüksekliği 11 birim olan yani bu yan yatık verilmiş. Yükseklik 10 birim o zaman burası ne olacak? 10 birim olacak. 10 birim olan içinde bir miktar su bulunan silindir verilmiştir. Buna göre silindirin içindeki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş bu bir silindir. İçinde su. İçindeki suyun hacmi isteniyor. Bu suyun hacmini nasıl bulacağız? Biz neyi hacmini bulabiliriz? Bizler şunun hacmini bulabiliriz kardeşim. Prizmaların hacmi. Tabanı ve tabanı aynı olan prizma. Tabanı şurası kabul edemem arkadaşlar. Taban ve taban aynı değil. Ama taban ve taban şöyle baktığın zaman daire parçaları değil mi? Evet. Daire parçaları olduğu için taban ve taban aynı. Yani bu bir prizmadır. O zaman ben burada taban alanı derken buradaki yüzey alanlarını bulacağım arkadaşlar. Peki e biz yüzey alanını bulacağız. Soru neye dönüştü? Bir daire alan sorusuna dönüştü aslında. Şöyle bir daire var elimizde ve şu altı kökkelik kısımdaki alan isteniyor bizden. Hocam burası altı ki ve yarıçapı kaç vermişti bize? Hocam yarıçapı da 6 birim vermişti. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Zaten daire parçasının alanını bulmak istiyorum ya ben çünkü dairenin alanı daire ee, şey bunun hacmi neydi? şunun alanını bulmam lazım. Bunun alanı içinde bu alan yani. Bu parçanın alanı içinde daire dilimi oluşturmam lazım. Hocam burası 6 burası 6. Vay vay vay. 6 6 6 kök 2. Hop burası 90 derece değil mi? İkiz kenardaki üçgen oluştu. E o zaman artık ben buranın alanını bulabilirim diye. Şimdi bu alan nasıl bulunacak? Şuraya A diyeyim. A alanı eşittir. Hocam dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Dilimin alanı nedir? Pi R kare bölü 4. 90 olduğu için çeyrek daire. Eksi Üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 6 bölü 2. Dik üçgen olduğu için. O zaman burası 36 bölü 4 9. 9 pi eksi 18 e eşit oldu. Şimdi ben neyi bulacağım? Hacmi bulacağım. Hacmi bulurken taban alanı yani 9 pi eksi 18 çarpı yükseklik bana işte buradaki suyun hacmini verecektir. Yani buradaki prizmanın hacmini verecektir. E o zaman hacim neye eşit oluyor? Onunla buraya çarp. 90 pi eksi 180 mi oldu? Aynen öyle cevap bu. Zor bir soru mu? Değil. Sadece ve sadece burada işin özü mantığı ne oldu? Daire alanı da böyle karıştırdı burada. Yani eski konularda iç içe girdiğini burada da görüyorsun kardeşim. Ve bence çok kolay. Yani silindirde de prizma mantığını düşün 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 başka da bir şey demiyorum sana. Tamam mı? Evet gençler ve geldik 10. soruya yani bu videonun son sorusuna. Bilerek burada bölmek istemedim. Çünkü bu da silindirde bir mantık. Aynı mantık devam ettiği için yani prizma mantığı devam ettiği için burada bu soruyu da çözmek istiyorum. Şimdi özdeş 3 tane pil. Silindir şeklindeki piller. Şekildeki gibi yan yüzeyleri görünmeyecek şekilde batlanıyor. 3 tane pili böyle batlamışım. Pillerin taban yarı ve yüksekliğin uzunlukları sırasıyla 2 ve ne verilmiş? 6 verilmiş. Hocam aslında burada çemberler var. Çemberler birbirine dediği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştirelim. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yapalım bakalım. Hocam 90 derece 90 derece deyince bu yarı çap uzunluğu 2 birim 2 birim. Şunlar birbirine eşit ve bunlar paralel olduğu için paralel kenar hatta 90 olduğu için dikdörtgen oldu burada. E dikdörtgenden dolayı şurası 2, 2 2 2 2 2 4 6 8 ise burası da 8 burası da 8 yaptı mı yaptı. Evet 8'likleri de bulduk burada. Şimdi bizden ne isteniyor? Kullanılan bantın yüzey alanı en az kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ben burada kullanılan bantın yüzey alanı bunun yanlarını böyle yüzey alanı olarak yapmışım değil mi? Evet. Sonuçta biz buraya prizmalardan oluşan bir şekil var. Bu prizmalardan oluşan şekilde hocam taban alanıyla tavanı aynı mı? Aynı. Bu arkada aynısı yok mu? Var. İşte biz burada ne yapacağız? Buradaki prizmanın yanal alanı isteniyor. Yani şu alan nedir? Tabanlarını alma diyor. Bantladığım kısım bu sarı kısım ya. Buradaki prizmanın yanal alanı isteniyor. Yanal alan dediğimiz neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Taban çevresini bulacağız. Taban çevresinde hocam 8, 8, 16 var. Bir de burada ne var? Bak burası da 90 derece. Hop şöyle bir yay uzunluğu var. Hatta kırmızıyla göstereyim. Taban çevresinde. Burada da bir yay uzunluğu var. Hocam bu yarım yay. Bu da yarım yay. Yani burası 2 pi r bölü 2. Yani burası 2 pi. E o zaman burası da 2 pi. Şimdi yan al alan çıktı kardeşim. Taban çevresi 2 pi, 2 pi burada. Yani direkt 2 tane yarım tam bir daire de diyebilirdik. O da 2 pi r 4 pi diyebilirdik. Ya da 2 yaramı bulduk ya. 2 pi 2 pi art 4 pi yaptı. Taban çevresi 4 pi artı 8 8 16 mı? Evet. Bir de çarpı yükseklik. Yükseklik de burası. O yükseklik de bize 6 verilmişti. O zaman yanal alan neye eşit oluyor arkadaşlar? 24 pi artı 96'ya eşit oluyor. Allah aşkına şekle baktın. Görüyorsun. Zor bir soru mu? Okuyup anladık. Prizma olduğunu anladık prizmanın yan alanı isteniyor bizden. Yan alan dediğimiz şey de hep taban alanı çarpı yok taban çevresi çarpı yüksekliği eşittir. E buradan da sonuca çok rahat bir şekilde ulaşmadık mı? Ulaştık. Ha bu soru kendiliğinden zaten çemberin çevresinde sorulan bir soru. Burada da ne yaptık? Yine geçmiş atıfta bulunduk. Yani buradaki şu böyle 3 tane dairenin etrafına sarılan ip sorusu aslında bu. E 8 8 16 artı 2 pi 2 pi ya. kaç yaptı? 4 2 pi 2 pi 4 pi yaptı. 4 pi artı 16 eşit oldu. Ha burada ne oldu? Bizden bu yüzey alan isteniyor. Bir de çarpı yükseklik deyince sonuca çok rahat bir şekilde ulaştık mı gençler? Ulaştık. Ve bence çok kolay. Gerçekten kolay. Silindiri ama prizma mantığıyla çözmeni istiyorum. Evet gençler böylelikle bu kısmı bitirdik o zaman. Bir sonraki videoda yani... Şu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Suları biraz eğeceğiz ya da yüzey sorularından bahsedeceğiz bir sonraki videoda. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.